Five Beats Production. Senin canın çay çekti, benim canım su çekti. Benim suyum nerede kardeşim? Kim aldı benim suyumu? Gideyim su alayım da geleyim. Bir saniye. Böyle farklı girişler yapıyorum yöneticilere. Güzel oluyor hep. Lan tıraş oldum. Köpük kulağıma kaçtı galiba arkadaş. Sağ kulağım duymuyor. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Vay be! 100 yıl olmuş be, 100 yıl. Baba 100 yıl olmuş lan. Ne indirimi varmış yarın? Ne indirimi başlıyormuş? Hayırdır? Vallahi billahi. Herkese selamlar. Teknoloji'ye hoş geldiniz dostlar. Teşekkürler. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Yani dünkü anket... Türkiye'nin... TR'nin... Yüze özel... Like anketini başlatıyorum. Bazı arkadaşlar sinir olsa da bunu yapmak zorundayım. Neymiş, TL kalkıyor, dolar anlık kaç ise ondan yeni oyundan. TL, ay şey mi diyorsun? At, en azından 28 kattan kurtulmuş oluruz, tekrar 1-1 olmuş olur. Üstünde bu, bak şöyle olsun, Türk doları olsun, bak üstünde Atatürk olsun. Dolar olsun, sıkıntı yok yani. Biz yani alışırız ona, ona da alışırız. Biz millet olarak her şeye alışmışız. Yani ona mı alışamayacağız? En azından 28 kat derdimiz olmaz baba. Her şey bir fiyatına düşer. Standart fiyatının düşer. Doları, litresi, işte mazotun litresini 1 liradan alırsın, 1,5'tan alırsın. Değil mi? Canavar gibi olur ya. Vallahi efsane. Yo, olay neymiş ki? Steam olayı. Yo, bilmiyorum, haberim yok. Para değerlensin, internet neymiş? İsteseler Nihat Doğan'ı koysunlar üstüne. O kadar diyorsun yani, bıktım diyene. Yok, olayı sen anlatsan bana hemen hızlı hızlı. Yani şimdi ben birazcık bu konularda hızlı hızlı, çok hızlı değilimdir yani. Olayı çözene kadar sen bana daha iyi özetlersin. Steam'deki şeyleri mi diyorsun? Oyun fiyatlarını mı diyorsun yoksa? Tamam, TL'de, tamam, TL vardı. Harbi mi diyorsun? Türkiye'de TL ile değil dolarla oyun alacağız. Ha. Anladım. Bu ha. Mümkün mü böyle bir şey ya? Gerçi mümkün. Yabancı firma. Hani TR bazlı firma değil. Ama zaten ben Steam'den oyun almıyorum. Almayın da kardeşim, gidin Game Pass alın ya. Canavar gibi oyunlar var Steam'de. Alıyorsun, oynuyorsun, sonra bir kenara koyuyorsun. Verdiğin parayı yazık valla. Ya boş, ben zaten Steam'i bıraktım abi. Steam'de 1 liram var, onu da ben dolara çevireyim bari de oradan kar edeyim. Tabii canım, dolara çevrildiği andan itibaren bitmiştir o olay. Steam kendini Türkiye'de bitirir. 7600 RTX 4070 için monitör önerimizin bütçe 6-7K. Tabii ki kanal üyesi olursan Yusufçum, hemen önerim yaparım sana da. Otomatik dolar olacak o 1 TL. Olsun baba, bir, kaç oluyor 1 TL'm benim o zaman? 0.28 santim mi oluyor? 20 Kasım'da mı? Baba kendi koymeder, sıkıntı yok yani. Ben burada bir de şeye mi gideceğim, dolar çancıtlara mı gideceğim ona dolara çevirmek için? Ha yani yasla dolar çevirmeyeceğim. Yine TL yükleyeceğim, o kendi kendine dolara çevirecek. Yani benim için bir şey değişmeyecek. Yavaş yavaş sanki ülkemize dolarımı alıştırmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani o hesapları kitapları öğretmeye mi çalışıyorlar? İnceden böyle. Yani bir şey değişmeyecek aslında. Biz TL alacağız, o bizi çancıt yapacak, dolara çevirecek, oyunu yine alacağız yani. Değişen bir şey olmayacak. Yani burada birazcık daha kuru takip etmek gerekiyor işte. Bankalar TL yüklerken komisyon kesecek. Ha, olay o diyorsun yani. Aman o. Ben de bir daha Steam'den çer çöp bile almam kardeşim. Bedava verseler yine almam o zaman. Steam kaybeder bana ne? Ooo, Old Joser gelmiş. Bizi bir aydır takip eden ama yani gözü kapalı izleyen, kulakları kapalı yayını izleyen arkadaşımız gelmiş. Hoş gelmiş. Olacak işte, oyun fiyattan artık özel fiyatlandırma olmayacak. Türkiye özel oyun. Ya zaten çıkarttıkları oyunların hiçbiri Türkçe değildi. Yani böyle bir derdiniz yoktu hiçbir zaman zaten. Hani bize özel değil oyun çıkmıyordu zaten. Zaten Steam bedava bir şey vermiyor. Bedava veriyor, sonra geri alıyor. Belli bir süreye kadar bedava veriyor. Yani Steam'in bugüne kadar bana
Ne faydası oldu? Hiçbir faydası olmadı yani. 4-5 tane oyunu oynadı mutlu, ondan sonra başka bir şey yok zaten. Aman abi yani. Steam fanları düşünsün onu. Bana ne, ben onu mu düşüneceğim ya? Epic Games var canavar gibi. Game Pass'im var canavar gibi. Epic her hafta 2 hafta 2 tane oyunu, 3 tane oyunu, İşte ne bileyim 5 tane oyunu hediye veriyor zaten. Daha bugüne kadar Steam'de bir tane bedava oyun almadım ben. Eyvallah, hoş geldin. Teşekkürler. Eyvallah, teşekkür ederim. Kestim ya, kaşınmaya başlamıştı yani. Sıcaktan mıdır, evin içinde nedir? Rahatsız etmeye başladı, ben de kestim. Alabilirsin HyperX Cloud 2, alabilirsin, güzel. Eyvallah Vuzi, hoş geldin. Ütopya'daki sistemler alınır mı? 4060. Bakmadım daha, böyle daha yeni açtım. Dolar olsa bile Türkiye'deki fiyatlandırma olacak. Yani onu söylüyorum ya işte, yani sen paranı TL olarak yatıracaksın. İşte yatırırken şeyin dediği, Alp'in dediği, o arada komisyoncu olarak banka dolar olarak komisyonunu kesecek, çınt yapacak, banka kazanacak yani her türlü. Sen bayağı bir komisyon ödemek zorunda kalabilirsin. Biraz eski diyorlar ama hala idare eder mi ya? Niye eski olsun hala satılan kulaklıklardan? Şimdi bak, şöyle bir şey var. Sizde bir sıkıntı mı var, bende mi bir sıkıntı var bilmiyorum. Şimdi sen bana gelip diyorsun ki ben HyperX Cloud 2 alınır mı? Hani soruyorsun. Demek ki bunu araştırmışsın. Şimdi aklı mantık yerinde olan bir insan bunu bir yayıncıya soruyorsa, bir yayıncı da alabilirsin diyorsa, şu söyle bir şey, yani şunu söylemesi lazım. Ha tamam, teşekkürler. Şimdi sen diyorsun ki ya biraz eski. Burada benim devreler yanıyor, tamam mı? Hani o zaman alma. Hani bu tribin neye giriyorsun o zaman kendi kendine? Beni ne tribe sokuyorsun? Alma kardeşim o zaman. Allah Allah. Git araştır doğru dürüst, onu al. Aleyküm selam, hoş geldin. Bak şimdi aynen Kunter abi dediği gibi, ama iyi. Eski. Ben valla sana yardım etmedim dostum. Sen kendi kendine geldin, soru sordun. Sonra kendi kendine o soruyu cevapladın. Sonra verdiğin cevabı kendi kendine yorumladın. Daha sonra kendi kendine teşekkür edip gittin. Olay bu. Yani canlı yayına gelip hiçbir şey yapmadan gittin kendi kendine. Okey, yani bana teşekkür etme. Kendine teşekkür et. Sen kendi için olayı çözdün bence. İtopya'ya gidelim. İtopya'ya bakalım. Yeni sistem gelmiş. 16.000 TL'ye. Ne abi bu? Hemen inceleyelim. Hemen bakalım. Neymiş? 4060, 13.100F. Gayet iyi bence. Eagle. Oo, vallahi güzel. 16.000 lira. Geçen ne kadardı? Geçen de 16.000 liraydı değil mi Gaming.kent TR'de? O da yok. 15.499'du o. Neyse. Şuna bir bakalım da. 13.100F. Ha, onun anakartı. Tamam, hatırladım. 5500 şey için tamam. Burada anakart değişikliği yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten kendinden PCI Express 4.0.1 anakart. Arttırım gerektirmeden aslında o mantıkla bakarsan mantıklı. 2x8 GB RAM var. Eagle 3 fanlı 4060 ekran kartı var. Yani 4060'a tek fanlı bile olsa yetiyor zaten. 3 fanlı varken canavar gibi, mis gibi kullanırız. Ha, kasa ve güç kaynağı. Kasa ve güç kaynağı bizim normalde zaten önerdiğimiz, kasa öneririz ama güç kaynağı önerdiğimiz modellerden değil. Arttırım için para ayırsak ne alabiliriz, ona bakacağım. Abi buradakilerin hepsi ya Rampage ya 699 TL farkta. Benimse tavsiyem Venton'un kasası ve FSP 650 W'ı alın. Başka bir şeye para vermenize gerek yok. Alamayacağım, alamam derseniz de Game Booster olan kasa, yani şu an hali hazırda olan kasayı akım korumalı bir priz ile kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Onun dışında 699'a şuradaki kasayı da eklettiğinizde 16.699'a giriyor. Tamamen tercih meselesi. Yani 16.000 TL güzel sistem. Yalnız ben daha dün bunun çok daha hesaplısının linkini 15.499'a paylaştığım için bunun linkini paylaşmayacağım. Anakartı değiştirin dememe rağmen burada da kasayı değiştirin diyorum. Orada da kasa güzeldi. Yani iki tarafı da teraziye koyduğun zaman aslında aynıya geliyor. Hatta öbürü daha bir tık sanki daha anakart pahalı ya biraz daha. Hani 699 TL
Intel, özellikle Intel Nvidia ikilisi sevenler için bence güzel bir fırsat ürünü. İşlemci arttırımı 12400F 2290 TL demişler. Hani arttırmak isteyenler de o şekilde alıp kullanabilirler. Linkini paylaşabileceğim kadar iyi değil. Aynen. Yani iyi. Ama yine de fiyatı 16.000 TL'ye 4060 alıyorum mantalitesine bakıp oldukça güzel. Fiyatına göre güzel. Kaçırmayın bence. M2'ye bakalım. Western Digital'miş. Oo, 10 numara 5 yıldız. Tamam. MLD de olsa. Yani ne şey, yani ya isterse Fly olsun hiç fark etmez burada. Son 1-2 aydır yayınlara gelmeyi aksatsam da tam destek devam. Teşekkür ederim. Yani sen şu Survivor'ı bitirsen bize devam edeceğiz. GTA 6 2025'te çıkacak diyorlardı. Artık duyurulması lazım çıkması için. Yakındır, bu aralar gelir. Gelir. Merhaba, hoş geldin Poyraz. 4060 şu an ne kadar biliyor musun? En düşük 4060 şu anda 10.500 TL. En düşük 4060 10.500 TL. Hatta dur bakalım birlikte, hatta lafta kalmasın. Hemen bakalım. ...10.000'e düşmüş Garaj Online'da. 10.169 TL. InnoTrading'in. Şu an indirim varmış Garaj Online'da. Bunu paylaşalım bence hemen. İndirimdir. Hani 10K civarına alabileceğin en düşük 10.000 diyelim. Zaten burada geri kalan parçalar 6.000 ediyor mu baktığın zaman. 13.100F ne kadardı? 3.000 liraydı. 13.000 lira. Anakart ne kadardı? 2.000 liraydı. 15.000 lira. Hadi RAM'lerde diyelim 1.000 lira. 16.000 lira. M2 SSD, kasa güç kaynağı bedavaya geliyor. Bence gayet orijinal, güzel bir sistem. Kaçırmayın, diğer inceleyin. Diğer gamingkendeki sistemle mutlaka karşılaştırın. Diğer sitelere bakın. Onu da izleyemiyorum. 2 aydır hiç vaktim yok. Ha, doğrudur. Allah kolaylık versin. İş güç de bir yoğunlaşmış demek ki bu aralar. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. İşin gücün olsun. Sen ne zaman müsait olursan o zaman gelirsin zaten. Biliyorsun beni, öyle şeyleri takmam. 13400F Asus 4060 16 GB 500 GB 650 W alınır mı? Alabilirsin. Gayet güzel sistem. Üstam, aleykümselam. Ben dün Gamingkent.tr'deki paylaştığım bir sistem üzerine senden bilgi ve fikir almak istiyorum. Oradaki sistem fiyatı 29.000 TL. Biraz özelleştirme yapmamız gerekecek. Tabii ki kardeşim, Emrah kardeşim. Seni i5 grubuna alalım hemen. Katıla tıkla, detaylar i5 grubunda yazıyor. Şimdi 10.000 TL 10.169 TL alabileceğimiz en düşük ekran kartı 4060 olarak. Bunun da fiyatı gayet güzel. Linkini paylaşacağım birazdan. Ona bakalım. Niye şey, tıraş olmadan önce çirkin miydim? Ben hep yakışıklıyım oğlum. İtopya'daki diğer sistemlere devam edelim. Bakalım başka yeni bir şey çıkmış mı? Yeni bir sistem gelmiş mi? Bana geldi dediler. Yeni sistem var dediler. Sadece bu mu? Bunu zaten daha önce bakmıştık. Galiba sadece bu gelmiş İtopya'ya. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Hazır sistemler, en yeniler. Tamam. Bir de ana sayfaya bakalım. Belki ana sayfadan düşmemiş olabilir. Bazen böyle sistemleri ana sayfadan hazır sistemlere atmıyorlar. İnternet birazcık yavaş. Yayında herhangi bir sıkıntı var mı? Ona bir kontrol edeceğim. Yayında herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şuna bakalım. Sağ tarafa geçelim. Yani benden kaynaklı mı, siteden kaynaklı mı bilmiyorum ama kesinti yok bende şu anda. Bunu da daha önce incelemiştik. Daha önce önermiştik. 20.999 TL'yi dün önermiştik zaten bunu da. Tamam, devam edelim. Gamingkent.tr'den devam edelim. Kesiliyor arada. Arada mı kesiliyor? Hmm. 4060 Ti 20.999 TL. Bak şimdi 4060 Ti 5600 sistemi Emrah Özdemir İ5 grubuna hoş geldin. Teşekkürler dostum. Seni biraz bekleteceğim. Şu sisteme bir bakacağım. Şu sistemde 21.000 TL'yi 4060 Ti 5600 satıyorlar. Yayın bitince Discord'da gelirim, konuşuruz. Aynen, tamam. Discord'a gel. Seni sistem odasına alacağım çünkü.
Şu 21.000 TL, bir de İtopya'daki diğer sistem de 21.000 TL idi. Onu da bir açalım. İki tane 21.000 TL sistem. Ha bu dakika, bu farklı. 5600-4060. O şu. İki tane sistem var arkadaşlar. İkisinin fiyatı 21.000 TL. Bu 13400F RX 6750 XT 16 GB RAM, 500 GB M.2. Bu da 5600 işlemci 4060 Ti 8 GB RAM, 16 GB RAM, 500 GB M.2. İkisinin de fiyatı 21.000 lira. Biri AMD Nvidia sistemi, diğeri Intel AMD sistemi. Tercihlerini buna göre yapmanızı tavsiye ederim. Ali Erdem iyi, tekrardan iyi 7 grubuna hoş geldin. Teşekkürler, desteğin için eyvallah. Eyvallah, hoş geldin. 20.999, 2 tane 21.000 liralık sistem. Hangisini almak isterseniz? İkisi de fiyat performans sistemi. Ama şöyle bir kısa hatırlatma yapayım. Tekrardan, ben normalde 4060 Ti'yi 5600'de toplamam. Çünkü 5600 için biraz zayıf kalıyor. Bu sistem 2K sistemidir bana göre. 8 GB da olsa 2K sistemidir. 4060 Ti 5600 ben 2K'da kullanır, sistem performansını düşürmem. 1080'de kullanacaklara tavsiyem işlemci arttırımına gidin. 5700X olabilir, idare edecektir 5700X. Arttırımı ona göre yaparsınız. Veya 5800X3D, ya 5700X de yokmuş abi burada. Yani yapacak hiçbir şey yok. 5700X arttırım parasına monitördeki farkı kısıp 2K monitör alın o zaman. Hani söyleyebileceğim en mantıklı. Çünkü bak şöyle bir şey var. Şimdi ben adama dedim ki burada 5600K 5600 4060 Ti alabilirsin dedim, değil mi? 21.000 TL'ye. Sunrise 4060 sistemini. Daha sonra bu adam bu sistemi alacak ve özellikle işlemci bazında işte ne bileyim PUBG olabilir veya birazcık daha işlemci yoğun görevlere dayalı oyunlarda Fortnite olabilir. Overwatch tarzı oyunlar oynayacak, tamam mı? Bakacak, darboğaz yiyecek. Bir şekilde hissedecek darboğazı. Daha sonrasında kime gidecek biliyor musun? Bu sistemi çıkartan adama gitmeyecek. Bana gelecek. Diyecek ki bana, ya abi ben sen dedin diye bu sistemi aldım ama darboğaz yiyorum. Bak bu adama gitmeyecek. Sistemi çıkartana gitmeyecek. Bana gelecek. Ben de bana gelmesini istemediğim için, yani o adamın hakkına girilmesini istemediğim için diyorum ki bu işlemciyi, bu sistemi darboğaz yer. Birisi çıkıp da canlı yayında bunun aksini iddia ederse bu onun sorumluluğudur. Ben o sorumluluğu üstünden atarım. O arkadaşın sorumluluğu. Ama şöyle de bir şey var. Bu sistemi alacak olan o garip arkadaşım, o kardeşim bu adamı bir daha bulamayabilir. Yine karşısında beni sorumlu olarak tutar. Ama ben o zaman derim ki, ben sana uyardım. Ben uyarıyorum. Sen darboğaz testi yaparsın. Bir şey yaparsın. Ona göre alırsın. O senin sorumluluğunda. Ben uyarımı yaparım, geçerim. 7800X'te sistemi toplattıracaktım da. Hemen ayıpsın yani, şöyle çıtır çıtır şöyle beyaz mı olsun siyah mı olsun bir karar versen. On dördüncü nesil işlemcileri mi diyorsun? Biz inceledik onları, gayet güzel. İyi akşamlar, hoş geldin Can. Aleyküm selam Sercan. Kunter abi sana diyor Sercan. Kunter abi dönmemişsin abi. Ya Sercan, oyuna girmek istemedim, açık konuşayım mı? Bak beni biliyorsun, ben içimden geçenleri söylerim yani. Oyuna girmek istemedim, tamam mı? Sana da palavra sıktım. İçim var diye. Ama yayından sonra girerim. Tamam mı? Ya şimdi şöyle. Oyuna ben senden sonra girdim, tamam mı? Bayağı bir şey yaptım. Ben de bayağı bir şey yaptım. Böyle bir tane gemi falan buldum. Neyse dur, hevesini kaçırmayayım. Ondan sonra oyuna girmek istemedim yani. Bir levelden tekrardan başlamak istemedim. Ondan dolayı. Aa, bugün senin doğum günün değil mi? Ulan doğum gününde kardeşimi palavra attırdılar ya bana, ne diyeyim valla. Sistemin geldi hale bak ya. Dolar yüzünden Sercan. Buradan doğum gününü kutluyorum kardeşim. Yeni yaşın
sağlıklı, mutlu, huzurlu, bak paralı demiyorum, sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun ailenle birlikte geçsin inşallah bu sene ülkemizin 100. yılıyla birlikte. Yeni yaşını kutlarım, hayırlı olsun. Bir de bir pasta da ben göndereyim, bir sariye, bir pasta neredeydi? Pastayı bulmam lazım, pastayı bulamayabilirim. Neyse artık pastayı ben sana ayrıyeten gönderirim. Teşekkür ederim. Sezai hoş geldin, eyvallah. Steam olara döndü. Biliyorum haberin az önce onun tartışmasını yaptık. Yo, ben zaten Steam'in oyunu almıyordum. O yüzden alacaklara Allah sabır versin. Kopyala at. Ben kopyalayamıyorum. Kendi sohbetimi kopyalayamıyorum. Benim öyle bir şeyim yok. İzin vermiyor. Dur bakayım, izin verecek mi? Ben resim olarak... Aa, verdi lan. Vallahi verdi. Normalde vermiyordu. Gönderdim kardeşim. Hem de bak bir tane de değil. Bak bu pintiler, bu cimriler var ya, bir tane göndermişler. Bak ben sana kaç dilim? 8 dilim gönderdim. Onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Ne bu? Sistem mi geldi? Ha, ekran kartı şey mi? 7900X'te 25 bin lira. Evet, bunu biliyorum. Sen 25 bin liradan bahsediyorsun. Geçen bu kart 22 bin liraydı. O zaman sistem yaptım ben, tam 49.999 TL'ye 7900X'te 7700X sistemi yaptım ama atmadım. Çünkü daha önce yapmıştım birkaç kere. Artık toplama sistem toplama sistem yapabileceğim ürünler çok sınırlı olmaya başladı. Yani çok böyle çılgın istekler gelmediği sürece şu an toplama sistem olarak yapabileceğim ekran kartları sayıyorum bak. Toplama sistem olarak yapabileceklerim. 7700X'te, 7800X'te, 7900X'te, 7900XTX, 4070 Ti, 4070 bile değil artık, 4070 Ti, 4080, 4090. Bu. Sadece bu saydıklarımda toplama sistem yapabiliyorum. Onun altındaki bütün kartlar, bir de belki 4060 Ti 16 GB. O da zaten indirimde geliyor. Diğer bütün kartlar artık hazır sistemlerde zaten çok hesaplı. Yani toplama sistem mantalitesi 6-7 tane, 8 tane kartla sınırlı. Onlar da çok yüksek sistemler. Yani onların da böyle ne bileyim çılgın fiyat performanslı modelleri çıksa zaten toplama sistem olayı komple tamamen bitecek yani. Hiç mantıklı gelmeyecek çünkü. Hazırı var, 2 yıl boyunca firma garantisi var, teknik servis hizmeti var, çağrı merkezi hizmeti var. Var oğlu var yani. Muhatap alıyorsun. Yani bütün sistemi alabileceğin tek bir kişiyle muhatap oluyorsun. Bu gayet iyi bir şey. Hani o yüzden toplama sistem almak artık yüksek bütçeli kardeşlerimiz için. Hani şurada yazıyoruz ya, 30.000 altı toplama sistem işleyenler için i5 grubu diye. Bu da bitti. Bunu da kaldıracağım. Direkt AM5 grubu koyacağım sadece. Sistem toplatmak isteyenler için. Kalmadı çünkü, 36 mı kaldı? Adam 30.000'di. 29 bin liraya 4070 satıyor. Yani ben de aynı gün toplama sistem yaptım. 34 bin TL'ye çıktı. Aynı gün, aynı dakika, tesadüfe bak. Yani işte oradan biçin işte. Oradan biçin olayı. Çıkmıyor. 5000 TL çıkıyor bak. Aradaki farkı görüyorsun değil mi? Adamın topladığı sistemle benim sistem arasında 5000 TL fiyat farkı var. Şimdi ben nasıl bir daha sistem toplayacağım? Toplayamam ki. Mantığı olmaz. Hiç kimse almaz. Ben 2 aydır odamı toplayamam. ...4077 sistemini aldım. Bu sefer sıvı soğutma ihtiyacı var mıdır acaba? Alsam mı bilemedim. Sana sıvı soğutma geçen göstermiştim Muhammed Gün. Hem de bir kere de değil. İki kere gösterdim. İyi hatırlıyorum. Oo, terledim ya. Bir su içeyim. O yüzden bana toplama sistem soran arkadaşlara rica ediyorum. Şeyden sormayın artık yani. 30K altı sormayın. Çıkmaz. Mümkün değil. 30K üstü de dediğim gibi bazı model ekran kartlarıyla anca.
Vallahi ben 3 yıldır Galaxy kullanıyorum. 3,5 yıldır Galaxy'dan bir şikayetim olmadı bugüne kadar. Eyvallah. Herkes özel sıvı soğutucu mu? Ya geç, bir ara şey yapıyorduk, hatırlıyor musunuz? Monitör soranlar için ünlem 2K falan diye. Bu sıvı soğutucu soranlar için ünlem SS yazalım. Ünlem SS. Onunla LE500 modelinin linkini paylaşalım. Öyle varım. Kuntar abi sen yapabiliyorsun diye biliyorum. Gamingken.tr ya okey ok yavaşladı, neden acaba? Bu Gamingken.tr'nin şeyinden dolayı, sitesine yüklediği sistemler fazlalığı yüzünden. Şöyle bir temizlik yapsalar 5 sayfa 10 sayfa sistem var kardeşim. Ha gören de her gün o sistemlerde satıyorlar zanneder. Ne, yani 9 sayfa hiç satılmıyor zaten. Kaldır kardeşim 9 sayfayı. Sadece sattıklarını koy. Değil mi? Yok. Çok gözüksün. Ne demişler? Ne demişler? Nerede çokluk? Orada Gamingken.tr'nin bilgisayar listeleri. Anladınız siz onu. Devam edelim. Gamingken'e baktık. Gamingken'deki hazır sistemler diyelim. Tekrardan şöyle yenilenen, yeni eklenenler diyelim. Bunları da daha önce incelemiştik. Zaten yeni bir şey gelmemiş bizim için. Hemen burayı da es geçelim. incehesap.com'a gidelim. İncehesap için de cuma günü hazır olun. Klavye, mouse, kulaklık arayan arkadaşlar, güzel ürünler gelebilir bu hafta. Geçen hafta çok bir şey gelmedi. Umarım bu hafta aradığımız ürünler. Ya bu hafta ben şeyi bekliyorum. Black Shark V2'yi bekliyorum. Umarım gelir. Gelmezse vallahi isyan çıkacak. Millet artık isyan edecek yani. Yeni bir şey gelmemiş. Synergy.com'a gidelim. Sistem önerisi isteyen arkadaşların kanal üyesi olması gerekmektedir dostlarım. Şuradan hazır sistemler diyelim. Oyun bilgisayarları diyelim. Hala aynı sistemler var. Burası bir türlü gelişmiyor yani. Burada bir sıkıntı var. Vay vay bak. Şey koymuşlar ha geri. Neydi lan bunun adı? Geri sayım ha. Geri sayım koymuşlar. 4 gün 2 saat 19 dakika 10 saniye. Vay. Adam böyle sayıyor. Güzel bak. Güzel yapmış bunu yani. Tamam yeni bilgisayar çıkarmamış ama bunu güzel yapmış. Yani yapabildiği tek şeyi bu yapmış zaten. Devam edelim. Gamegarage.com oraya geçelim. Herkes artık yavaş yavaş ana sayfalarına Türkiye'nin 100. yılını kutlayan mesajlarını koymaya başlamış arkadaşlarım, dostlarım. Biz de nerede olacağız? Tabii ki daha önce söylemiştik. Umarım Allah izin verirse, bir sıkıntı çıkmazsa, nasip olursa Kızılay Meydanı'nda başlayan yoğunluklar büyük ihtimalle İstanbul'da Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi tarafları büyük ihtimalle, değil mi? Ben İstanbul'u çok fazla bilmiyorum. Sadece haberlerden duyduğum kadarını söylüyorum. Dandoğan, Ankara'dan Doğan'da büyük ihtimalle toparlanmalar olur. Yine Kızılay Meydanı taraflarında toparlanmalar olur. Yani millet yavaş yavaş orada işte hani bir bakalım ne olacak. Hani normalde genelde konserler falan verilir. Ama şu an için herhangi bir bildiri yayınlanmadı yani valilik tarafından falan da filan da. Bak bekliyoruz yani. Takip etmek lazım. Yoksa evde mi kutlayacağız? Türkiye'mizin, ülkemizin millet 100. yıl etkinliklerini ne yapacağız bilmiyoruz yani. Hunter abi sen atıver linki. G5 falan gördüm ama. Hunter abi Hunter abinin başına bela ettim onu. Bunları da zaten daha önce incelemiştik. Yeni bir şey gelmemiş buraya da. Gençer Gaming'e gidelim. Oradan Vatan Bilgisayar'a gideriz. Güzel indirimler vardı. Siz ne yapacaksınız mesela 29 Ekim'de? Bir yerlere gidiyor musunuz? Konu neydi?
Lan Gençer Gaming dedim. Bizi yine İtopya yaptı bu. Bitirirler. Normaldir. Bitmesi gayet normal. Daha şimdi gösterdim hani. Stokta bir yok falan demiyordu ama. Ben odun kesmeye devam. Kes baba. Dumlu Pınar'dayım. Oo, hadi bakalım. Karadeniz zaten direkt Samsun'da. Değil mi? Orada şey yapacaklar. Yani her ilin kendine özel böyle bir milli toplanma noktası var zaten. Özellikle milli bayramlarda. Nöbetim mi var? Güzel. Niye güzel? Şöyle güzel, kutsal. Nöbet, görev kutsaldır mantığında. Arkadaşlarım, dostlarım, 4077.5SF 2K sistemidir. Daha önce de söyledik. Yine söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. 4077.5SF 2K'dır. Artık 1080 kafasından çıkın. 1080 kafasını unutun arkadaşlarım. 2K kafasına geçmeye çalışın. 1080 özellikle professional FPS oyuncusu değilseniz. 2K monitör almaya çalışın. Daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek, daha geniş perspektif, daha iyi çözünürlük almak için. Ekran kartlarınızı daha az yormak, sisteminizi, ekran kartlarınızı daha çok çalıştırmak, sisteminizi daha az yormak için ne yapmanız gerekiyor? 2K sisteme geçmeniz gerekiyor artık. İleride 2K monitörler ekran kartları yükseltiminden dolayı zorunlu hale gelecek. 1080'ler yavaş yavaş böyle sadece böyle professional oyuncular için kalabilir belki birkaç model. Onun dışında 2K'lar ve 4K'lara artık geçiş yapılması gerekecek. Mecburen. Buna mecbursunuz. Bu bir fikir değil. Bilimsel bir dayatma. Ancak böyle çılgın işlemciler çıkması lazım ki onlar için de ciddi paralar var. İyi sistemler, daha gelişmiş sistemler almak istiyorsanız yapmanız gereken daha gelişmiş monitörlere geçiş yapmak dostlarım. Onlara da mecburen geçeceğiz zamanla. 5. nesil RTX'ler çıktığında nasip olur da görürsek 6. nesil RTX'ler, 7. nesil RTX'ler çıktığı zamanlarda artık herkesin evinde bir 2K monitör olmuş olacak o zamana kadar. Yani bu birkaç yıllık süreç içerisinde 2K monitörler piyasaya hızlı bir şekilde yayılacak. Bunu biz de yaymaya çalışıyoruz. Herkes olduğu gibi. Gençer Gaming'de yeni bir şey yok. PCColic.com'a geçelim. Bu dayı da sıktı ha, yeter. Dur bakayım şuraya gidelim. Geçmemiz gerekiyor. Geçmemiz gerekiyor hepimizin. Benim, senin, onun, hepimizin geçmesi gerekiyor yeni nesil sistemlere. Hazır sistemler diyelim. En yeniye göre sırala diyelim. Bakalım yeni bir şey gelmiş mi? Bazı sistemler fiyatları düşürerek getiriyorlar bazı ürünleri. Bir ara hani hatırlıyorsunuz değil mi? 3070 Ti vardı. Stoğu düşmüştü. Fiyatı düşmüştü. Tekrar stoğu gelmişti. Burada çok yüksek sistemler var. Mesela bak, bazı sitelerde mesela Synergy'de bir tane falan, iki tane yüksek seviye sistem var. İşte bir iki sitede daha böyle bir iki tane yüksek seviye sistem var. 4080, 4090. Ama PCColic'te ciddi anlamda acayip bir yüksek seviye sistem var böyle. Yani bunları satabiliyor mu acaba? Bilmiyorum. 90.000 lira, 100.000 lira, 110.000 lira, 80.000 lira, böyle baya bir sistem var. Hani bu kadar yüksek seviye sistem arasında düşük seviye sistem çok olmaması da aslında bir dezavantaj. Site için bir dezavantaj. Burada da yeni bir şey gördüğümüz kadarıyla yok. Buradan nereye gidiyoruz? Vatan bilgisayara geçelim. Bugünlerde çok fazla fiyat performans sistem yok. Çıkaran firmalar da zaten dün gösterdik. Dün bayağı bir ürün gösterdik. Onun dışında bugün bir tane sistem gördük hatta. Buradan tekrardan yine şöyle yapalım. Hazır sistem diyelim. Vatan sistem çıkartmıyor ne zamandır? Büyük ihtimalle 29 Ekim'i bekliyor bazı firmalar. Hani bayram hesabı. Bayramda niye sistem çıkartılır? Hala bunu anlamış değilim ama. Yani kardeşim, milli bayramda ben oturup sistem mi alacağım yani? Ya da dini kurban bayramında yani, değil mi yani? Şu mantaliteyi çözemedim.
Hani millet evinde oturuyor, para harcayacak mantığında. Ticaretin mantığı ile bizim mantık farklı çalışıyor. Bu ne abi? Fiyata göre artan mı? Yok, yanlış dedik. Yeniden eskiye diyecektik. Yeniden eskiye dedim. Ve evet, iki tane sistem gelmiş gördüğüm kadarıyla. 14.600 KF'li. Birinin fiyatı 32.910... Wow. Abi, vatan sistem çıkarmış ama. Vay, 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 öyle bir sistem çıkarmış yani. Sisteme bakmaya kıyamadım. 32.915 TL. Sistem montajı yapılsın. 14.600 KF. 14 çekirdekli, bu 14. nesil işlemcimiz. MSI B760M anakart. MSI 4060 Ventus ekran kartı. G-Skill 8 GB 2 adet RAM. Kingston 500 GB M2. 240 X-Matic sıvı soğutucu. Zalman'ın 700 Watt güç kaynaklı kısısı. Rıdvan EM5 grubuna hoş geldin. Teşekkürler dostum desteğin için. Eyvallah. Abi bu kasa nasıl 33.000 TL ediyor? Şundan dolayı galiba. Dur işlemci hesabı yapalım. 10.000 lira, 10.000 işlemci diyelim. 10.000 lira artı 10.000 de ekran kartı. Aslında baktığın zaman bakın, evet yapabilir. Niye yapabilir? Şöyle sıvı soğutucuyu katalım için içine. 2500 sıvı soğutucu artı neydi bu? 500 GB M2 SSD, bunun da fiyatı 750 TL diyelim. Artı RAM'ler ne kadardı? 1350 TL diyelim RAM'lere de, artı diyelim. Hatta ben ekran kartını eksik de yazdım. Normalde bu 4060 ne kadardı? 2500 daha ekleyeyim, dur. Artı 2500 daha ekleyeyim. Anakart ekleyelim. Anakart ne kadardı? Bu ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam DDR4 olduğu için söylüyorum. Ortalama en baba 3000 lira desek hadi. Artı 3000 diyelim. Ya 30.000 lira yapar. Abi bu sistem yine her türlü kazık yani. Ha bir dakika dur. Kasayla güç kaynağını eklemeyi unuttuk. Doğru. Onu da ekleyelim. 3000 de o diyelim baba. 33.000 aynı paraya geliyor. Yani toplaması da aynı paraya geliyor. Adamlar hazırlığını yapmışlar. Bence hani o mantıkta bakarsak işin içine olabilir yani, değerlendirilebilir. Aleykümselam dostum, hoş geldin, eyvallah, teşekkür ederim. Ne heyecan yaptın, hayırdır, ne oldu bana? Sistem demiş. sen yeni sistem mi alacaksın? Daha yeni almadın mı sistemini sen? Toplayalım sana da güzel bir sistem. Sıkıntı yok. Muhammedciğim, artık senin de bir şeyler yapman lazım canım kardeşim yani. Değil mi? Bu ülkede Black Friday pek indirim görmedim. Bir defa Sony PlayStation kutulu onlara çok indirim yapmış. Onlar da çekildiler. Baba, Black Friday dediğiniz ne biliyor musunuz? Ben araştırdım. Bu Black Friday abi bizim Şükran gününden bir hafta sonraki Cuma gününe denk geliyormuş. Hristiyan dininde, Hristiyanlarda yani Şükran günü falan, onlar ne olduğunu zaten bilmiyorum, araştırmadım. Hani evet, onlarda biraz cahilim. Bu Black Friday o meselesi bir günlük mesele, ama bir günlük bir şey. Bir de bunların böyle şeyleri var. Halloween dedikleri, cadılar bayramı diye dedikleri kendi bayramları var. Kendi kutladıkları bir şey var. Bize de daha sonradan dayatmaya çalıştıkları, böyle kahkaha atarak böyle güleç yüzler falan filan. İşte bunları yapmak bizim için çok tehlikeli yerlere gidiyor. Hayırlı cumalar diyoruz biz ona. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Adını ne kadar değiştirirsen değiştir, bu seni asimile ettikleri gerçeğini değiştirmiyor. Doğru muyum? Ya yani şöyle düşün. Kurban bayramını onlar şey diyor mu? Et bayramı. Ama sen diyorsun. Sen onları asimile edemiyorsun. Ama onlar seni asimile edebiliyor. Burada bir tehlikeli olan onlar, yani tehlikede olan sensin, onlar değil.
İsmini değiştirmen olayı değiştirmiyor maalesef. Aleykümselam. Full oyun oynayacağım. Sence PS4, PS5 mi alsam yoksa PC mi? Daha parayla gülüyor. Benim PC ile PS ile bir işim yok kardeşim ya. PC, PS, PlayStation'dan pek anlamam. Yani PlayStation oynamışlığım vardır ama PlayStation'dan çok anlamam. Performansı yüksek olduğunu biliyorum oyun istasyonlarının ama bilgisayarın yerini tutmayacağını düşünüyorum. Yani oyun çeşitliliği, ne bileyim, aktivite anlamında. Hani o yüzden hani ben bilgisayarcıyım. Bilgisayar gel bana. Eyvallah, aleykümselam. Gamingkent TGD'li altı bin sistemi inceler misiniz? Sistemi inceletirmek için kanal üyesi olmanız gerekiyor kardeşim. Pardus 7500 Gamingkent bu sistem anlamı. Arkadaşlar, kanal takip edenler aramızda görüyorum bunları. Bu yorumları atan arkadaşlara da görüyorum. Sistem incelemesi için en az i5 grubu kanal üyesi olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Katıl yazmaktan bıktım ben. Sistem var mı? Yazma abi zaten. Ben söylüyorum. Sen yazma. Sen yorulma kendine. Ben söylüyorum zaten. Şimdi bu sisteme tekrardan dönelim. Vatanda satılan sisteme. Sistemin toplaması arkadaşlar 33.000 TL'ye geliyor ortalama. Zaten hazır fiyatına denk geliyor. Hazır bir sistem almak daha mantıklı. Bu adamlar birazcık işin suyunu çıkartmışlar, öyle söyleyeyim. Normalde hani şöyle bir şey var. 14.600 KF'ye ben zaten 4060 almam. Hani bu çok mantıksız bir sistem. Dışarıdan baktığın zaman. Daha 29.000 TL'ye, 32.000 TL'ye geçen gün 4070 sistemi satıldı. 7500 F'li. Onlar çok dengeli ve çok mantıklı sistemlerdi. Bu sistemin satılma amacı şu. 4060'lı şimdilik idare edilsin ve işlemci yoğun görevi olan işlerde, özellikle işlemci tabanlı render programlarında veya yazılım programlarında, hesaplama programlarında, işlemci gücüne dayalı programların biraz daha kullananlar için sistem dizilmiş gibi. Yani oyuncu sistemi değil bu. Bu sistem birazcık daha yazılım sistemi. Render sistemi, işlemci bazlı ama bak ekran kartı bazlı değil, işlemci bazlı. 33.000 TL'ye veriyorsun, alıyorsun bu sistemi ama ne yapıyorsun? Daha sonradan ekran kartını değiştiriyorsun. Ne alabiliyorsun? 4070 Ti alabiliyorsun. Neden alabiliyorsun? 7900 XTX alabiliyorsun. Bunlar iyi kartlar. Bunların ekstra parasını hesaplıyorsun, 4060'ı elden çıkartıyorsun veya başka bir yere istersen çöpe atıyorsun. Yani dediğim gibi ileriye dönük bir sistem mantığına baktığın zaman ileriye dönük bir sistem değil. DDR5 de değil zaten. Sadece dediğim gibi biraz işte Intel işlemciyi kullanmak istemişler ama bana göre çok yanlış bir şekilde kullanmışlar. Daha mantıklı bir şekilde kullansalardı, 4070 falan koysalardı belki fiyatı birazcık daha yüksek olacaktı ama daha mantıklı oturacaktı insanın kafasına. Yani 5500'de alabildiğim bir ekran kartını niye 14600 KF ile alayım? Hani amaç ne burada? Bu sistemin amacı ne? O eksik yani, anlatabiliyor muyum? Hani bazı oyunlar vardır ya, bu şuna benziyor. Hani bazı oyunlar vardır böyle 200 GB oyun, 300 GB. Çok gelişmiş, grafik kalitesi harika, oyun motoru efsane, açık dünya mükemmel ama oyunun bir amacı yoktur. 10 dakika oynarsın sıkılırsın. Ondan sonra da kapatırsın. Aynı mantık. Yani bu sistemin bir amacı yok. Devam edelim. Aynı sistemin bir benzeri de sol tarafta. Yani bu sistemleri artık kim çıkarmış, niye çıkarmış, hangi amaçla çıkarmış? Vallahi akıl mantık işi değil, dediğim gibi yani. Söyleyecek söz yok. Yurt dışında 16-17.000 TL'ye alabilirsin. Burada o ihtiyacı zaman al. Zarar etmezsin. PC'de 7-8.000 TL'ye satılıyor. Neyi? Şey mi? PC mi? En son baktığımda bayağı pahalıydı PlayStation'lar. Ya bir de onlar oyununu falan alacaksın. Bilmiyorum ya. Oyunlar da çok pahalı. Dünyanın parası benim zamanımda 500-600 TL'ydi. Şimdi 1000-2000 TL olmuşlar herhalde bir oyun. Hayır yani madem kardeşim kendi
şeyini satıyorsun değil mi? Yani üniteni satıyorsun kendine ait. Oyunlar ucuz olsun bari. Zaten topu topu kaç tane oyun var. Yok, oyun daha pahalı. Bilmiyorum ki PlayStation segmentleriyle alakam yok hiç. Yani onların oyun platformlarını bilmiyorum yani ne var ne yok. O kiralama falan mı var? PSV satınca zarar etmiyorsun. O şekilde diyorsun. Ha, Game Pass gibi var mıymış öyle bir şey? Ha, iyi o zaman. Yani oradan kurtarmışlar Allah'tan. Önce öyle bir şey yoktu. Ya şöyle bir düşünsene. Yani o kadar para ödeyeceksin 20.000 TL'yi. Ama bak şöyle bir şey var. O televizyondan oynadığın için televizyonun büyüklüğü çok fazla PlayStation'ı fark ettirmiyordur diye düşünüyorum. Hani o performansı illaki alırsın PlayStation'dan. Doğru muyum? Bilgisayarı televizyona bağlamakla PlayStation'ı televizyona bağlamak çok farklı şeyler. Lan biz kaç gündür laptop bakmadık. Laptoplarda indirim var mı yok mu? Hiç bakamadık ne zamandır. Hiç kimse de sormuyor. Millet laptop kullanmayı bıraktı galiba. Aslında mesela bir şey söyleyeyim mi? Şu an var ya piyasanın en fiyat performans ürünü bence laptop abi. Alacaksın bir tane laptop. Monitör derdin yok. Klavye derdin yok. Mouse derdin yok. Portatif baba ne güzel. Bir tane soğutucu alacaksın. Canavar gibi soğutacaksın. Alacaksın götüreceksin. Canavar gibi ya. Neyi linki attın? En düşük 4060 1 TB M.2 SSD ile 12.450H işlemcili. Ya şu 12.400. Laptopların en büyük sıkıntısı bu baba. Aman var ya aman aman. Aman düşman başına sus söyle aklıma bir şey geldi. Geldiği gibi gitsin. Hiç aklımın ucundan geçmesin yani. İyi ki bak iyi ki şu laptoplardaki işlemciler masa üstünde yok yani. Düşünsene. 12.450 diye bir işlemci olduğunu masa üstünde. Ama performansı 12.500'den daha zayıf. Kesin kullanılardı var ya. Abo ne sistemler çıkardı var ya. 5.500 onun düşünsene masa üstü işlemci olduğunu. Arada. Lan ne çılgın sistemler yaparlardı var ya. Aman 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 abi. Masa üstünden uzak dursunlar. Dokunmasınlar masa üstüne. Bizi üzmesinler. Ya burada ben laptoplarda her zaman ne diyorum arkadaşlarım? i5 Intel işlemci, i7 Intel işlemcili laptoplara bakın fiyat performans oluyorlar işlemcileri. Daha yüksek performans veriyor AMD işlemcilere göre. Daha ileriye nesil ileri dönük oluyorlar. Laptop işlemcileri özellikle bak mesela şurada şu işlemciye göre aratalım. 4050'ye göre arasalım 12500F 12500H bulabiliyorsak böyle 4050 ama bu biraz pahalı geldi bana ekrandaki. Ekran kartı modelini kendim gireceğim. Şuradan. Ya bir ara şunlara bakıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? 3050, 1650, 3050 artık biz kesinlikle 4. nesil kartlar varken onlara bakmıyoruz. Ha önermiyoruz demiyoruz ama çok fazla bakmıyoruz yani. Şu an 12500H. Ulan en ucuzu buymuş ha. Yuh. Baba ne olmuş fiyatlar böyle. Oo. Yani şunu görmesem diyeceğim ki arkadaş piyasa uçmuş. Laptop piyasasına bakın. Lan 4070 satlardan masa üstüne bunu karşılaşmak çok yanlış da olacaktır. Olay çok farklı ama yani ne bileyim uçmuş abi piyasa. 27.500'e biz bundan yaklaşık geçen hafta 15 gün önce 4060 laptop alabiliyorduk. Ne olmuş bu piyasaya böyle? Vay anasını piyasa uçmuş baba. 30.000 liraya 4060 alamayacağız demek ki anasını satayım. Böyle şey olur mu ya? Vay vay vay. Vay vay. Vay da kaldım ulan. Vay vay vay. En düşük 4060 ne kadardı az önce baktık. 31.500 TL. Uf baba niye bu kadar attı piyasaya?
Ya şu an için 4. nesil bir ekran kartı en düşük laptop önerebileceğimiz 27.500 TL'ye o da Teknosa'da satılıyor. Önerebileceğim işlemciyle. 12.500H, 8 GB RAM, 512 GB M.2. 4050 yani vay anasını satayım ya. Ya tamam piyasa yükseldi de bu kadar mı yükseldi kardeşim ya. Var şunda 16 GB RAM yapsaydınız. Bu laptop çıkaranların kafasını mantığını en sonunda ha. Ne diyor lan? Gece çarkı indirimleri. Teknosa.com'da bu saate özel iş üreticisi tanıdık. Şimdi çarkı çevir. Çevirelim bakalım ne çıkacak? Elektrikli ev aletlerinde %5 indirim. Fakir. Fakir. O da %5. Ayıp lan. Vallahi ayıp ha. İnsan bir %15 verir, %20 verir. Bir tıraş makinesi alayım bari. Bıktım jiletli tıraş olmaktan. Selahattin Seçer, Ayan 4 grubuna hoş geldin. %5 vermiş. Koskoca Teknosa. Ayıp lan. Abi o yüzden benim 40'lı sisteme geçiş yapmam lazım. Sen kardeşine güzel bir şey yap da. Yok sen şimdi bana ne yapıyorsun biliyorsun. Ben daha bak daha önce de tecrübelisin sen. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Listeyi hazırlıyorsun. Bütçe, monitör dahil, marka model. Hepsini sıralıyorsun. Ona göre çat 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 sistemini alıyorsun. Daha sonra zaten Discord'da bir kardeşimle görüşeceğim. Hani onunla da bir şeyimiz olacak. Emrah kardeşimizle onunla bir görüşmemiz olacak. Abi 16 da yetmiyor. Doğru söylüyor. Koymuyorlar abi adamlar. Ben ne yapayım? Laptop üreten adam koymuyor. Şöyle bir şey var. Şimdi ben bunun biraz detaylı araştırmıştım zamanında. Böyle bir muhabbet olmuştu. Şimdi üretici fabrikadan talep ediyor. Tamam mı? Talebi neyle yaptığına bağlı. Diyor ki 8 GB RAM koy diyor. Fabrika ona göre kaç tane istiyorsun diyor. 1000 tane istiyorum diyor. 1000 tane 8 GB RAM ile üretiyor. Yani bunu aslında fabrikayla da bir alakası yok. İsteyen, talep edenle alakası var piyasaya. O piyasaya talep edeni bulmak lazım. Hepsi 8 GB RAM. Görmüyor musunuz ya? Yani burada bu mantaliteye, bu kafaya nasıl erişiyorlar da 8 GB RAM koyuyorlar? Hepsi bunların başı çeken MSI abi. Açık konuşa MSI. Ya bu işi MSI başlattı. 8 GB RAM olayını. 30 bine, 50 bine sistem satıyor, laptop satıyorlar 8 GB RAM'le. Niye? Pahalı. Laptop RAM'i pahalıymış. Daha ne günlere kaldık? Daha neler duyacağız acaba? 4060'lı bir laptop almaya kalksak 31.500 TL. O da 12.450 aşağıda. Onu zaten önermem. Niye önermediğimi biliyorsunuz. Daha önce incelemiştik laptop RAM'lerin işlemcilerini. 12.500... Hah bak canavar gibi. HP Victus. Bak mis gibi sistem. 13.500H, 12.700H işlemciyle aynı performansta var. Canavar bir işlemci bana göre. Kesinlikle kaçırılmaması lazım. 16 GB RAM, 512 GB M.2. 4060. Mesela bak bu laptoplarda da bana göre yapılmaması gereken hatalardan biri M.2'lerin çok küçük olması. Yani 512 GB evet artık yetmiyor. Hani biz gösteriyoruz ama yetmiyor. Bunları RGB ürünlerle desteklemek lazım. Tuf Gaming VG27Q AQML1A yazmış da yazmış mübarek 27-260Hz monitör bu 3 tane alacağım ya da 2 tane bir tane 4K'da olabilir monitörsüz bütçe şöyle 80-90K bir kasa yapar mısın? Bu monitörler bunun içine dahil mi? 2K monitörler umarım dahil değildir yani. Çünkü zaten o 3 tanesi bütün bir sistemi bitirir yani. Ve onu kaldıracak bir şey de bulamam. (gülüyor) 80-90K civarı. Yaparız tamam. Artık sistemleri canlı yayında yapmıyorum. Discord'da özel odada yapıyorum. (33.299 TL RTX 4060) 13.500H bence gayet güzel bir ikili. Laptop için alınabilecek oldukça güzel bir model marka. HP Victus'lar birazcık ısınacaktır. Normal oyuncu laptopları değil bunlar. Bakın şunun gibi değil yani. Acer Nitro'lar gibi değil.
Bunlar standart laptop olarak üretiliyorlar. Egzoz çıkışları falan bunlar da çok zayıf. O yüzden bunlar çok ısınma yapabilir. Bak tekrar söylüyorum, ısınma yapabilir. Bunları iyi soğutmanız lazım. Haberiniz olsun. Devam edelim. 4060'lara bakalım. 4060'larda daha yüksek işlemcili modeller, 13700 Hz'lı modellere bakalım. Özellikle oyuncu laptop olan modellere bakmaya çalışalım. AMD işlemcili olan modellere direkt es geçiyorum. 13700 Hz var mı ona bakacağım. Bulabilirsem fiyat performans. İşlemciyi daha yüksek olan modellerde biliyorsunuz yine. Birazcık daha render tarzı işlerde en azından laptopla yapılan programlarda. Evet bak burada 13500 HX yani 13700 H bak aynı fiyata görüyorsun değil mi? Amazon'da satılıyor Monster Toolbar T5 modeli V23 modeli 13500 HX 16 GB RAM 500 GB M.2 4060. Hemen altında aynı fiyata Tekra Market'te 36.999'a HP 16 var. 13700 H işlemciyle. Geçen bunu da incelemiştik. 13700 H'ın 13500 HX'ten daha yüksek performansta olmadığını, performansların ikisinin neredeyse aynı olduğunu görmüştük. Bunda 16 GB RAM ve yine 4060 var. Yani aynı fiyata satılmasının sebebi işlemcilerin de aynı performansta olması. İster i7-13700H, ister i5-13500HX kesinlikle performans kaybı yaşamazsınız ki i5'te de. Devam edelim belki daha fantastik, daha fantastik modellere girmeye gerek yok bence. 37.000 TL bizim için maksimum tavan diyelim. 4070'lere bakalım. 37.000 TL 4060 13700 aşağı verdikten sonra bütçeyi birazcık daha çıkarsak ne alabiliriz? 37.000 TL'den sonra bir 7.000 TL daha verdik diyelim. HP'nin Victus modeli yine 13700 H işlemci RTX 4070 ekran kartı 1 TB M.2 16 GB RAM. Bak gayet güzel bir ikili. 44.489 TL 45.000 TL'ye güzel bir laptop. Bakalım başka neler var. MSI var 12.650. Bak işte şu MSI 13700 H olsaydı canavar gibi olurdu. Ama değil işte MSI pinti abi. Koymuyor. MSI'lerin o modelleri biraz pahalıdır. 45.000 lira. Bak bence gayet güzel iş. Farklı modele bakmaya gerek yok. Şu iyiymiş. Bunların fiyatlarını paylaşayım mı? Linklerini paylaşmama gerek var mı? Bulur musunuz? DDR5 bu arada bak ha. DDR5 direkt yani artık DDR5'e geçtik. 144 Hz ekran falan filan. 44.489 TL. Yine buna da güzel bir soğutucu almanızı tavsiye ederim. Bir de 4080 bakalım fantazi olsun. Alabileceğimiz en ucuz 4080 zaten Asus'un ROG Strix modeliymiş. 67.000 TL. O da diğer üründe kadardı. 45.000 TL'ydi. 45.000 TL'den üstüne birazcık daha koyarak ne kadar 21.000-22.000 TL daha koyarak 4080'li bir laptop alabilirsiniz. 4080 oluyor. İşlemci 13650 HX oluyor. Ama şu 1 TB M.2 ile 16 GB RAM'i bir türlü aşamıyoruz. Yani zihniyet fakirliğini burada bir türlü kıramıyoruz hala. Arttırmıyorlar adamlar, pintiler adamlar. Ne yapalım kardeşim ya? ...4090'a bakalım mı? O da 92.000 TL, 13.900 HX işlemci. Wow! Efsane bir işlemci. Bir laptop için alabilecek en tavan işlemci. Yanımda 32 GB RAM, 1 TB M.2. 4090 yemin ediyorum 4080 modelden daha iyiydi. Ama şu model yani. Al kardeşim HP Store'den canavar gibi Omen, HP Omen'ı kullan. 10 yıl kullanırsın laptopu. Bu 10 yıl gider yani. Efsane bir ürün ya. İndirim varmış bir de bak. HP Store'den alırsan 92.000 TL'ye geliyor. Teknosa'da 112.000 TL. 10.000 TL indirim var. 10.000 TL. Wow, iyi. Fırsat ürünü.
Fantazi meselesi yani, tamamen fantazi. İyi akşamlar abi. Eskiden ya, artık eskilere giremezsiniz yani. Eskiler eskide kaldı. Şu 4090 biraz fantazi işi de. Şu 3 laptopu paylaşayım. Şunu da paylaşayım. Yani toplama olarak değil de ekran kartını, şimdi şöyle diyelim, 5500 işlemci kullanıyorsun ya da 5600 işlemci kullanıyorsun ya da 12.100F, 12.400F falan, ekran kartını değiştirmek istiyorsun diyelim. Sistemi daha önceden geliştirdin ama ekran kartını değiştirmedin diyelim. Bence 10.000 TL'ye, 10.169 TL'ye gayet iyi bir ekran kartı Innotree'den. Yeter çift fanlı bir model. Sistemini geliştirmek isteyenler veya kendi sistemini toplamak, fantazi yapmak isteyenler için güzel bir model. RTX 4060 10.169 TL. Diğerleri neydi? Şunu paylaş. 44.000, 33.000, 27.000. Abi 27.000'den aşağı laptop kalmamış ya. Vay anasını satayım. 12.500H RTX 4050. RTX 4050 13.500H RTX 4060 99 TL. Son olarak da şu 4070'i paylaşalım. 44.489 TL. 13.700H RTX 4070. Düşünecekler, alacaklar, hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. 4000 serisi modellerde, önerdiğim işlemcilerde ve ekran kartı bu şekilde arkadaşlar. Link kapalı dostum. Teşekkürler, hoş geldin. Discord Ortaz monitör için gereken Ugreen 8K 60 Hz DisplayPort. DisplayPort 1.4 günlük kablo, 2 metre siyah şu kabloyu aldım. İyi mi? Güzel, hayırlı olsun, güle güle kullan. Ya da dur ya, bugün çok fazla işimiz yok zaten. Yani gidip de sistemi şeyde toplamaya gerek yok bence. Rıdvan'ın sistemini. Rıdvan burada mısın? Bence burada toplayalım. Hani çok zaten hani şey bir seviye sistem. Tavan seviye bir sistem. 4080 mi istiyorsun sen? Bütçe ne kadar demiştin? 4080 için. Şuraya yazmış. $80,000-$90,000. 4080'li işlemci anakart, komple bir sistem, tamam. 80-90.000, 4080. Yani bir şeyler çıkartmaya çalışırız. 4080'lerin fiyatına bir bakalım şu anda. Piyasa fiyatlarını incelemek lazım.
80-90. Marka model girecektir diye tahmin ediyorum. yani Colorful yetmeyecektir ona. Tanıdığım kadarıyla. Yani burada Gaming X Trio MSI bence gayet güzel. Hemen altında da zaten 1000 TL farkla Asus TUF var, 4080. İkisi arasında kalsam şimdi ROG olsaydı bu, ya da gerçi o da Supreme var o segmentasyonda. 45.000 TL'ye de ROG var, 4080. Supreme de 45.000 TL aynı fiyata. Şimdi 45.000 TL'ye Supreme satıyorlar. Bence Supreme'e hiç girmeyelim. 45.000 bandına hiç çıkmayalım. Ya ama arada bir fiyat farkı yok. Çok fazla fiyat farkı yok. Hani 1500 TL'den kaçmamak lazım diye düşünüyorum orada. Marka model olacaksa zaten. Şimdilik şu Amazon'dan Supreme'i Supreme mantığında bir almaya çalışalım MSI'in. MSI'in geri ödemesi devam ediyor mu ya? Ne zamandı bunun geri ödeme miktarları şeyleri? Gerçi ekran kartı yok bunda ama promosyon 23-11 19 Kasım talep tarihleri 22. Hala devam ediyor. Anakartlarda çok bir şey kalmamış. Güç kaynağında 1200 TL bir geri ödeme hala var. 850 Watt'ta ne kadardı? 600 TL mi? Tamam. Ben 1000 Watt olarak düşünürsem aslında 1200 TL bayağı iyi kar getiriyor çünkü. 1200 TL mantığı. Şundan dolayı MSI'nin bu geri ödeme kampanyasını Watt'ta kendi lehime çevireceğim olayı. Şu an Watt'ta 1000 Watt modeli indirimle 6472 TL'ye geliyor. 4090 beslemek için almamız gereken model. Normalde 4080 alıyoruz. İleriye dönük olsun, ekstra bir şeyler eklendi diyelim içine. 6472 TL. Eksi MSI'den de 1200 TL'ye gelecek. Sadece PSU bazından 5200 TL. 5200 TL'ye sadece 850 Watt satıyorlar piyasada. Ben 5200 TL'ye geri ödemeyi de hesaplayarak 1000 Watt almış olacağım. Bence bu gayet iyi bir fiyat performans ürünü oluyor. Yani 4080'e 850 Watt fazlasıyla yetiyor. Ama neden ileriye düşünmek zararlı olsun ki, değil mi? İleriye düşünmek her zaman daha mantıklıdır. Alayım ben MSI 1000 Watt güç kaynağımı, sistemime koyayım. Geri ödemeden de paramı alayım, cebime atayım. Daha sonra MSI almışım. İşlemciyi de burada Intel 14700KF düşünüyorum aslında. Intel alayım mı diye. Bir yandan da diyorum ki hiç Intel'e girmeyeyim. Buradan direkt ben 7900X'i çekeyim. AMD segmentasyonunda alabileceğim 12.000 TL'lik fiyat performans bir işlemci kendisi ve bütçeyi de aşırı aştırmamış olacakları bana. 12.499 oldukça iyi bir bütçe. 64 MB'lik bir akıllı ön belleği var. 4.70 GHz ama bu 5.6'yı görüyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 12 çekirdek 24 TL'lik bir işlemci. Harika bir model. 12.499 Ti zaten. Hani bunlar da fan olsa da zaten iş yapmaz da. Anakarta geçelim. Anakartı da yine MSI üzerinden, yani MSI'den de Watt'tan alacağım direkt. Yok, 3D'ye girmem. 4080-4090'larda 3D'ye girmem. Ne oldu chat'i? Aleykümselam. Anakart diyelim. Anakartlar. AMD uyumlu. MSI. Soket tipi.
PM5, 11 tane varmış zaten. Fiyatı artan diyelim. Gaming Plus var, B650A Wi-Fi var. Fiyatı 5930 TL. B650P modeli var. Yani hiç oraya hiç uçmaya gerek yok bence. Yani şu model de gayet güzel. Vatandanca gelim yine ürünü 5930 TL'ye. MSI Pro B650MA Wi-Fi modeli. Aynı anakartı buradan da bakacağım. Piyasa fiyatına bakacağım. Karşılaştırmalı ne kadar çıkacak. PM5 6857 Gaming Plus var. Eski yayınlara bakıyordum benimdir. Fiyattan da bunda mı diyorsun? Ya sen de canlı yayın ortasına gidip eski yayınlara bakıyor. 5987 TL. Aynı bir şey. Çok da fazla fiyat farkı yokmuş. Tamam gene onu da vatandan alalım 5930 TL'ye. Peki başka ne kaldı geriye? İşlemciyi aldık. Güç kaynağını aldık. Anakartı aldık. Ekran kartını aldık. Kasa kaldı. RAM'ler ve M.2 SSD'yi kaldı. Ve sıvı soğutucu kaldı. Sıvı soğutucuyu yine MSI, çünkü ucuz oluyor burada. Sıvı soğutma diyelim. Vatan indirimlerinden çekmeye çalışalım. Soğutma sistemleri. Sıvı soğutma. MSI. 7900X için fiyat performans bir model yeterli olacaktır. Fiyatı göre artsan diyelim. MSI 360 mm ne kadardı? Niye bu kadar zamlı bu? Bunun daha hesaplı olması gerekiyordu. Geçen bir yerde indirimde vardı bu çünkü. Of 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 of. O indirimdeki ürün bitmiş galiba. Tamam şöyle yapalım. Sıvı soğutucu diyelim. Piyasa üzerinden ürünü çekmeye çalışalım. 1, 2, 3, 4. Aynen ince hesapta var şu anda. MSI var. Mac 360R V2 modeli 4975 TL'ye kadar çıkmış fiyatı. Fiyat performans. Bir de Mac Keolocket B360 modeliydi. M360, B360. Hani şu aralıkta biraz daha iyi bir ürün bulabilseydim. Direkt onu kendi model segmenti arasında maalesef yok. Tamam. Yeter bize şimdilik. Hani ince hesapta satılan M360 modeli. EM5 desteği de var. Zaten 3299 TL'ye. Buradan başka ne çekebilirim? Şu an başka bir şey çekemem galiba. Tamamdır. Gelelim kasaya. Kasalarda indirim var mı? Bilgisayar kasaları. O kadar yazmışım. Tam yazayım bari. Bakalım. Her şeyi MSI almışım. Bari kasayı da MSI alayım. Kurtulayım. Vampirik 300R Gantner. Şurada 4500 Velox. Velox çekeceğim. MSI MPG Velox 100P Airflow modeli. 4x120 fanlı olan modeli. Geniş model bu da. Kasayı ondan çekeceğim. Sıvı soğutucuyu çektim. Güç kaynağını çektim. Kasayı çektim. Anakartı çektim. Ne kaldı? M.2 SSD ve RAM'ler kaldı. M.2 SSD ve RAM'ler 2x16 GB DDR5 RAM bana yeter aslında burada. RAM'leri de önce bir sistemin kendisini hesaplıyordum. 80-90 bin derdi ama birazcık pahalı ürünler kullandık. Hani belli bütçeyi aşmış olabiliriz. 7800 5787 TL kasa artı 6472 TL güç kaynağı.
artı 5930 TL anakart. Anakartı geliştirebilirim. Artı 12.499 işlemci. Artı 3.299 sıvı soğutucu. Artı 45.642. Tam 80.000'e geldi, evet. Bu da tabii yine marka model olması sebebiyle, sistemin tamamen marka model olmasıyla alakalı bir durum. Ne yapılabilir burada? Kasa bir tık küçültülebilir ama şöyle bir şey var. 4000 TL'ye zaten Cooler Master'ı Masterbox BB520 kasasını satıyorlar. 4000 TL'ye. Ben burada MSI'nin Velox kasasını 4575 TL'ye alacağım. Şimdi böyle bir sistemde 500 TL'den kaçıp da Cooler Master'ın kasasına yönelmek bana göre çok saçma olacak. 1200 TL daha da oradan geri ödeme aldık diyelim. Eksi 1200 TL diyelim. Bize kalıyor 78.000 TL. Ben daha RAM almadım ve micro SSD almadım. Yani kasayı komple şey olarak yapmak Dark Maxima. Değil mi? Maxima diyorsun. Maxima'ya döneriz olmazsa, hani fiyat performansı olsun kasa. Ben hani marka model olsun diye uğraştım aslında birazcık da. Almışken komple marka model bir sistem olsun diye uğraştım ama olmadı. Bütçe 80 bütçesine dayandı. Ha şöyle bir şey olabilir. Şöyle bir şey olabilir. Şöyle yaparız. SSD deriz. 2 TB'lık standart modellerden veya 1 TB'lık şimdilik bir standart model alalım. Ne vardı? KG3000 aldık diyelim. Artı 2249 TL KC3000'in fiyatı 80.000 liraya geldi. RAM'leri de ucuza çekersem eğer aslında 80.000 bütçeyi o kadar da uçuk geçmemiş olurum. Ve gayet güzel bir sistem olur. Ne diyorsunuz? RAM'leri fiyat performans alabilirim. 2x16 GB DDR5 mesela Amazon'dan alabilirim. 6600 MHz'lik RAM'ler 3200 müydü? Öyle bir şeydi bunun fiyatı. Ne kadarmış? 3087 TL. Hani şimdilik bu RAM'ler idare edebilir bence bu sistem için. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 3087 artı 3087 ama sistemin geri kalanına baktığın zaman bu sistem bayağı bir götürür. Bayağı bir götürür yani. Soğutma performansı zaten üstün olacak. İşlemci gücü zaten üstün olacak. Soğutma işlem soğutucusu gayet iyi. Kasa zaten çok iyi bir kasa. Pencere tipli. Mesh panel. Açılır kapanır bir kasa. Zaten 1000 watt güç kaynağı koyduk. 4090 ileride 5080 ne bileyim 6080 belki almak istediğinde yine yeterli olabilir. Anakart fiyat performans bir anakart. VRM yapısı, MOS yapısı olsun oldukça iyi. İşlemcimiz zaten canavar işlemci. Sıvı soğutucumuz iyi bir modelden. Ekran kartı zaten Supreme. Yani bugün MSI ekran kartı almak istiyorum dediğinizde alabileceğiniz tavan model bu zaten. ...80.000 bütçe verilmişti bize, 83.000 TL'ye çıkardık ama sağlam çıkardı. Hani masayı, kasayı masanın üstüne koyduğun zaman şöyle karşıdan ben buradayım diyen bir kasa. Hatta kasadan da şeyimiz vardı ama var. Ne kadarmış abi? 600 TL'de bakın. 600 TL'de kasadan indirimimiz var. Eksi 600 TL. Oh! Oradan da 600'ümüzü kaptık. Anakart vardı ama bu şeyler kalmamış galiba. Anakart çok fazla kalmamış. Güç kaynağında zaten indirimimizi aldık. Kasadan aldık. Güç kaynağı, kasa ve sıvı soğutucu da yok. Bu kadar. Yani indirimimizi de aldık. Paramızı da cebimize koyduk baba. 83.000 TL tam bütçe şeye geliyor. 14.700K ile 7900X'i karşılaştırmak gerekiyor. Bunun testini yapmadım daha önce. Bilmiyorum ya. 14.700K da oldukça iyi bir işlemci. Intel segmentinde. 20 çekirdek olması birazcık daha 4090'ı bile zorlayabileceği anlamına geliyor. Hani KF diyelim.
Atsana linkini bana. 14.307 TL. Aralarında çok fiyat farkı yok. Olaya çekirdek gücü mantalitesiyle bakarsak aslında karşılaştırma yapmak lazım. AMD biliyorsun çekirdek sayısı az ama her zaman yine de üstün çıkıyor genelde. Ki Intel'ci, azıcık Intel'ci olsam da. Adam yok diyor ama bak. Tebilon'da sen var diyorsun ama adam yok diyor, bak kalmamış diyor. Tükenmiş diyor. Tükendi yazıyor bak. $80K'ya mı? Ney? Bir daha de. 14.700K mı? 4080 mi? Şunu mu diyorsun? Ventus olan modeli. Yok şu TUF 4080. 81.000 TL. Şuna bir bakalım. Bak gayet güzele benziyor. Lan nereye gitti? Anasını. Lan oğlum. Ne güzel bakıyorduk lan. Şunu inceleyelim. 14700KF işlemci var. Gayet güzel. Anakart 560MK DDR5. Anakart yani bir tık zayıf. Hatta bir tık değil. Anakart bu sistem için ezici. Yani bayağı ezici zayıflıkta. Ama Asus TUF seçilebilir oradan. 83.000 TL'ye gelir. TUF 4080 olması gayet güzel. Yani 32 GB RAM gayet güzel. 1 TB standart M.2 SSD işte, yani o biraz can sıkar. 850 Watt da güç kaynağı. Vallahi acı. İşlemci bazında düşünürsek olayı, belki 14700KF 7900X'i performans anlamında sanki bir tık daha zorlayabilir. Geçebilir. Çekirdek sayısı fazlalığından dolayı. Evet. Ama sistemin geri kalanı kötü. Yani çok fazla değiştirilmesi gereken parça var. Ya değiştirilmesi gereken parça yok. Şöyle. Benim topladığımla karşılaştırıyorum. Çok zayıf kalıyor diğer parçalar. İşlemci iyi ama diğer daha şeye bakmadım. Dur bir dakika. Soğutucuya bakmadım. Hadi diyelim Corsair kullandık. İyice artıyor fiyatı. Durduramıyorum. Yani bunu koyan niye 360 koymamış? Nasıl bir mantalite, nasıl bir kafa yapısı var bunların, ben anlamıyorum. KC3000 alsak aynı benim mantıktan. 86.000 TL'ye geliyor. Yani anca işte hani bir şeyleri kapatıyor. Kötü değil. Şu anki hali kötü değil. Yani 3000 TL bizden daha fazla ama hazır sistem. 850 watt güç kaynağıyla. Bu arada bu 850 watt'lar standart. 5.0 850 watt'lar. Kasalarda kendi aranızda seçersiniz. Tabi hazır sistem olmasının biraz da avantajı ve dezavantajı var. Özcan o videoyu seyretmedim dostum. Çekirdekleri kendi kendini kapatmak ne demek? Bir işlemci zaten çalışmadığı zamanlarda işlemcinin bütün çekirdekleri çalışmaz sistemde çalışırken. İşte örnek veriyorum, standart bir oyun oynuyorsun. Bütün işlemcinin çekirdekleri çalışmaz. Gereken neyse o çalışır. 14 çekirdeğin 14'ü aynı anda çalışmaz zaten. Ya orada senin farklı anladığın bir şey var bence. Yani o neyi kapattı işlemci, yani o çok farklı bir şey var orada.
Ha, yani şey. İyi de onu zaten işlemci kendisi otomatik olarak yapıyor ki. Örnek veriyorum, sen Stranded Deep oynuyorsun. 14700K ile 20 çekirdekli işlemci. Stranded Deep'te zaten 20 çekirdeği 20'si de çalışmıyor ki. Bir enerji gelişi var ama çalışmıyor ki. O otomatik işlemci miktarını kendisi belirliyor. Otomatik olarak devreye giriyor veya çıkıyor işlemciler. Yükü üstleniyor. Bu dediği belki render'da olabilir. Hani başka aklıma bir şey gelmiyor yani, mantık kurmaya çalışıyorum. Oyunlarda zaten 20 çekirdeği 20'sini de kullanabileceğim bir oyun yok piyasada. O söylemek istediği başka bir şey olabilir. Başka bir şey söylemek istemiş. Yani Sercan'ın dediği gibi böyle performansı hani yayan değil de küçük küçük kullanan. Hani daha böyle hani şey gibi düşünün. Efektif çekirdekler vardır ya kafe işlemcilerin içindeki. O efektif çekirdekler ne işe yapar normalde? Performans çekirdeklerinin performansının arttırır. İşlemcinin temel performansını arttırır efektif çekirdekler. Verimlilik sağlar. Aynı gücü aynı kararlılıkta iletmeyi, devam ettirmeyi sağlar. Efektif çekirdeklerin sayısı ne kadar fazlaysa performans çekirdeklerin gücü o kadar iyidir. Burada aynı mantalitenin biraz daha dediği gibi Sercan, biraz daha yaymaya çalışmışlar galiba. Ya da o yayılımı sınırlamışlar galiba. Anladığım o yani. Detaylı incelemem lazım. Şimdi gelelim hazır sistem mantığına. Bu sistem mi? Supreme sistemi mi? Seç bakalım. Rıdvan burada mı? Rıdvan yoktu değil mi? Size soruyorum o zaman. Bu sistem mi? Yoksa benim topladığım sistem mi? Arada 3000 TL var. Bu mu? Özcan zaten senden bu cevabı bekliyordum ben. Bence MSI daha kaliteli oldu. Bir kağıt farkına seni toplayıp yollasan olur. Sen şeyi gönder, sistem parçalarını. Ben senin sistemini özel toplayacağım Ali. Bak kimseye yapmam bu kıyağı. Ben toplayacağım burada canlı yayında hem de. Tek tek parçalar açacağım böyle jilatinden böyle. Sıyırıcıyım. Ya ben sistem toplamaktan yana sıkıntım yok. Benim sıkıntım ne biliyor musun? Bu kargo süreci benim canımı sıkıyor. Şimdi emanet ürün, anladın mı? Kargodan gelirken bir şey oldu ya da giderken bir şey oldu. Emanet ürün, insan böyle hani rahatsız oluyor biliyor musun emanetten? Şimdi emanete sahip çıkmak insanı bitirir abi. Vallahi bitirir yani. Ama söz, sen topla bu sistemi, Supreme sistemini. Senin sistemini ben toplayacağım. İşte bu kargo işini nasıl çözeriz? Artık bana oradan birazcık şey yaparsınız, ayarlatırsınız. Muntar abi orası Datça abi, bak Datça. Datça ile burayı şeyi karıştırma bak. Datça çok farklı bir yer. Oraya kargo gitmiyor abi. Yolda kırılır mırılır vallahi yemin ediyorum. Sen benim başıma eşitsin. Bir kere bak Sercan burada. Sercan bak bugün Kunter abiyle konuştuk. Kunter abi bana ne diyor biliyor musun? Ben 6900XT almaktan vazgeçtim, 7800XT alacağım diyor. Ne diyorsun bu duruma? Yok canım, o nadir olur yani, bir kere olur. Bir işi o rayına oturtursak olabilir aslında. Neden olmasın? Kararsam görmedim. He ya bak, geçenki aldığı ekran kartına. Geçen bana bir tane ekran kartı attı, tamam mı? Fiyatı çok iyi. Efsane. 10.000 lira. 6900 XT.
Abi dedim hemen çok kaçırma al. Almamış. Dört tane link attı. Üçü dolandırıcı. Kaç kere dedim baba. Sen yanlış adama soruyorsun. Bana sorsana. Tek seferde halledelim işini. Alalım 7800 XT'imizi. Değil mi Sercan? Canavar gibi kullanalım. Ya bak. Var ya bu Kunter abi bizi oyalıyor, oyalıyor. Tamam mı? Harbiden oyalıyor yani. Bu adam elinde sonunda gidip 7800 XT alacak. Ya bak aha şuraya yazıyorum ya. Ben biliyorum abi. Çünkü Gunter abi solara taktı, tamam mı? Solara taktı, o soları unutamıyor. O soları istiyor. Ve bir solar kadar da para harcadı zaten. CL34. Eyvallah. Dur bakayım. Şöyle diyelim. Şimdi bir dakika, aslında ben bunu topladım ama öneri sistem, marka sistem olduğu için. Şimdi ben Rıdvan'ı tanıyorum. Rıdvan birazcık markacı bir kardeşimiz. Şimdi ben bu sistem ne kadar tuttu? 80 bin lira tuttu değil mi? Ha, aslında 80 bin tutmasaydı, 390 bin olsaydı ben ona çok ayar, başka ayar çekecektim. Watt'tan yanlış overclock'tan kaynaklanır %80. XT'yi mi? Güzel sistem o ha. Ben takip edin onu bak. İndirime girer bir şey olur. Şimdi marka model olarak değildi. Olayı fiyat performans olarak değerlendirdiğimizi farz edelim. 80.000 TL bütçeye. Bak. Fiyat performans. Bir kere işlemciyi kesinlikle 14700 KF seçerim. Bak. Olayın seyri nasıl değişti görüyorsun değil mi? Bak fiyat performans da marka sisteminde kullandığım işlemciler tamamen farklı. Peki neden 14700 KF tercih ettim? Niye 14600 KF almadım? Çünkü 14700 KF'de 20 çekirdek var ve bu 20 çekirdek beni artık normalde almadığım bir ekran kartını almaya itiyor. Hayır. Bak. Anlatacağım sana. Sistemciğim hazır sistem al dostum. İkinci el ekran kartı alabilirsin ama yani ne kadar güvenilir olur? Yani kötü demiyorum, herkes satıyor bir şekilde elindeki ürünü de. Onun hep bir riski var. O riski alıyorum diyorsan sen bilirsin. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, ikram etmedim. Buyurun birlikte yiyelim. İkram ettiğimizi farz edin. 7800 XT değil, DDR5 sistem 30K'ya falan geliyor. Ekran kartsız. İkinci elde 6185K buldum bir tane. Böyle mi alayım yoksa hazır sistem mi? Yani dediğim gibi artık yani fantazi tamamen senin fantazin yani. Ben ikinci elde ekran kartı alma riskini sadece tavan modeller için girerim. 3090 mesela. 7900 XT 6900 XT
Misal. DDR5 sistemi 30K'ya denk getirmek. Yani alt tarafı, o tarafı, o civarı gel. Eyvallah, sağ ol dostum. Gel beraber olsun. Benim mantıkla ders aslında. Normalde millet daha düşük ekran kartlarını daha az risk grubu olarak görür. Ben 3090'ı daha az risk grubu olarak görüyorum. Şimdi topladığımız marka sistemini bir de fiyat performans olarak değerlendirelim. Bombayı sonra patlatacağım. Sürpriz sonda. Şurası bir dursun. 83.000 TL'ye tuttu. İşlemcimiz kesinlikle 14.700 KF, 20 çekirdekli işlemci. Anakartı yine vatandan alacağım. Fiyat performans bir anakart çekeceğim. RAM TV DDR5. Bak, B760M A bana yeter. Veya Y690 500 lira var arada. Tamam, bu olsun. Arada 500 lira var. Şimdi 500 lira için vazgeçmeyelim. Değil mi? Sen de ondan demiştin. A mı? Yok, A'ya girmem ya. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam, tuf olsun ya. Onların kapasitörleri daha iyi. Tamam, anakartımızı aldık. RAM'ler yine Amazon'dan. M.2 SSD'yi daha fiyat performans bir şey alacağım. Etnik mi alacağım? Etnik alacağım ha. Sinerjiden şey alırım daha iyi. Western Digital alırım daha iyi. Sıvı soğutucu alalım yine. Öneririm. Deep Pool'un 20 bitmiş. 2920 4TL'ye yükselmiş. Deep Pool 720. Team T-Force var. T-Force'u çektim. 2944 TL'ye. Tamam. RAM'ler oradan, M.2 buradan, anakart buradan, güç kaynağı.
Güç kaynağı yine şeyden olsun. Vatandan olsun. Kasa. Kasayı bu sefer dar kılacağım. 2737 TL'ye. Hesaplayalım. Artı 6472 eksi 1200 geri iade var çünkü. 8000 artı 5910 anakart. Artı 14307 işlemci. Artı 2944 soğutucu. Artı 1599 M2. Artı 3087 RAM'ler. Ekran kartı 4080 istemişlerdi. Gelelim sürprizimize. Biz 4090 takıyoruz buna. Zotac 48600. çıktı. Diğer sistem 4080 Supreme sistemi 83'e çıkmıştı. 1500 TL fiyat farkıyla 14700K 4090 84.5. Ben yani marka modele girmediğin zaman olay değişiyor. Fiyat performans olarak bence daha mantıklı bu sistem. Ama tabi yine tercih meselesi. Fiyat performans tercih edilecek mi? Önemli olan bu. 1500 TL farklı yani. 80.000 bütçe demişti. Biz onu 4456 TL farklı birazcık daha geçerek 4090 yaptık sistemi. Herkesin kendi tercihi. İster marka model 4080 alırsın, ister fiyat performans 4090 alırsın. Olay bu yani. Teknoloji farkı bu işte. Zaten fiyat performans toplayacağım derken aslında kafamda 4090 alma vardı. Sadece fiyatları hesaplamak birazcık sıkıntı burada. Alacak ben olmadığım için, alacak Rıdvan kardeşimiz olacağı için bir şey demem zor. Ben ona iki tane sistem atayım. O hangisini almak isterse. Tercih hacı. Bu Intel i7 işlemcinin 20 çekirdek olması bana 4090'ı beslemeye ittiriyor. O yüzden dedim ya sana niye 14700KF kullandım diye. Bu sebepten işte. Yok 70-80 dedi. Yukarıda yazıyor. Nasıl tıkladığında giremiyorsun. Ha şey yapman lazım. Kullanıcı ayarlarına tıkla. O şeyin yanında. Kulaklığın yanında. Ona tıkla.
YouTube bağlantılar şey kullanıcı ayarlarına gir. Bağlantılar diye bir seçenek var solda. Bağlantılara tıkla. Bağlantılarda YouTube'u hesabına bağla. Kasamız Dark Maxima. Bu kasa geniş ve iyi bir kasa. Güç kaynağını bu şekilde atıyorum. Anakart direkt tuf. İşlemci Intel. Soğutucu Trim T-Force. RAM'ler Patriot'un RAM'leri 32 GB. M.2 SSD PCI Express 4.0 1 TB standart model. Ekran kartı da 4090. Bu birinci diyelim. Şunu bir kopyala yapıştır yapalım. Hatta şuradan yapalım. İstek sistem diyelim. İstek sistem. İstek sistem 1 olsun. Bir de istek sistem 2 var. Onun da fiyatı ne kadardı? 83.165 TL. 83.165 TL. O da RTX 4080 artı Ryzen 9 7900X'ti. Bir de ona bir link oluşturalım. İki dakika bekleteceğim sizi. Aleykümselam. Burada kasa marka model sistem bu. Kasa MPG Velox. Güç kaynağı yine 1000 watt aldık burada. İleriye dönük olsun dedik. Anakartı MSI aldık yine kopyala. İşlemciyi 7900X aldık. Soğutucuyu MSI aldık yine. Direkt o. M2 SSD Kingston KC3000 aldık. RAM'leri yine Patriot aldık.
Ekran kartını yine Amazon'dan MSI 4080 Supreme aldık. Ve bu şekilde fiyat performans yapmaya çalıştık. İkinci sisteminde create oraya diyelim, kopyala diyelim. Bu arada arkadaşlar hala like atmayanlar varsa kanala yayına like atarak destek verebilirsiniz. İstek sistem 2'yi de bu şekilde paylaştık. Alacaklar alanlara. Rıdvan kardeşimiz incelesin. Kendine göre bir şey çıkartmaya çalışsın. Devam edelim. Ne olmuş 6900X'ye? Tabi indirimlerle ya. Ben onu söylerim ona. Sana da hey you. Ne yapıyorsun dostum, hoş geldin. $80-90 mı dedi? Aa iyi o zaman, tamam. Ben yukarıda 70-80 diye okudum onu. Yanlış gördün demek ki. İyi, 80-90 dediyse var. Tam istediği sisteme kavuştu o zaman bence. Hatta RAM'leri M2 SSD'yi sıvı solucuyu da daha yüksek seviyelere çekertebilir yani. Ne yapacaksın, seni bilmiyorum. Sen neler yaparsın 80'lik sistemde. Nerede indirim varmış? Amazon'da mı? Bakayım. Muhtar abi beni kandırmıyorsun değil mi? Hani? Ha nerede indirim abi? Ha yok. Değil. Görmüyorum ki. Sana kim yazdı özelden? Aynı fiyata gider. Zaten şey alırım bunu. Niye alayım ben? 7900X'i alırım. Buna bak ya. Yuh be kardeşim, 25.000 TL diyor ya. Bir de 5 tane kalmış. Satmış bir de üstüne bak. Satmış. Satış da almış. Bizim bu milletin kafası çok başka çalışıyor. Vallahi. Adam almış işte. 5 tane kalmış. Saat 11. Şey Emrah geldi mi şeye? Sistem toplama odasına. Oyun zamanı değil, daha Emrah'ın sistemini toplayacağız. Ben oyunun sonunu gördüm, sana öyle söyleyeyim. Tamamdır, eyvallah. Eğer özel bir sistem değilse seninki, istersen burada da halledelim. Hazır herkesinkini topladık yani. Yok, özel bu. İkimiz varız sadece. Çok gizli. Top secret. Ya tamam, oynayacağız. Şaka yapıyorum ya, sen de dur. Tamam. Canlı yayını kapatayım, geliyorum DC'ye. Oradan oyun yayınına geçeriz.
Ben senin ben bizim oynadığımızda girmedim. Kendim tek başıma girdim. Ya adam belki özelden bir şey sormak istiyor kardeşim, olamaz mı yani? Allah Allah. İnsanların özel hayatına bu kadar müdahale etmeyin. Özel hayatın gizliliği diye kanun var. Starfight devam ediyor mu? Beni pek sarmadı nedense. Yo, Starfight'ı sildim. Harbi sildim. Dellendim, sildim. Son oyunun sonlarına doğru yani oyunu bitirdim. Starborn oldum. Meğer Starborn olunca oyun bitiyormuş. Ben de yeni evrene geçeceğiz de orada bir şeyler yapacağız zannediyordum. Oyun kendi içinde felsefi bir cümle aslında. Sürekli kendini tekrar ediyor. Ben de Starborn olunca oyunu sildim yani, aman dedim ne yapacağım, bir daha mı şey yapacağım. Skylines 2 çıkmış. Onu indireceğiz. Bir yandan da zaten Game Pass Sercan'la şey oynuyoruz. Stranded Deep oynuyoruz. Gayet bayağı güzel. Herkes duyabilir, herkes yayın sonra. Ben sesli olarak canlı yayını açmıyorum. Burada eğer istediğim bir şey varsa canlı yayında yapalım. Onu söyledim sana. Yok, ben onlara zaten canlı yayında her şeyi söylüyorum Emrah. Merak ettikleri, ekmedikleri hani ekstra bir şey yok yani. Onların merak ettikleri sen özelden ne soracaksın? Onu merak ediyorlar. Eğer çok özel bir şey değilse ben sana canlı yayında da yardımcı olayım. Onu söylemeye çalıştım. Ha işte onu bir çözsen olayı bir anlatabildim. Ya bugüne kadar 1000 tane sinem topladım, hepsini izledin zaten. Daha ne izleyeceğim? Ne kaldı? Direkt Xbox'tan al. Amin'i mi özledim ya? Ne zaman başlıyormuş? Sizden canlı yayında toplandığında fikir ediniyoruz. Sana doyum olmaz. Eyvallah. Özel'e git diyor. Özel diyor. Ben fiyat performans alıyorum. Büyük boy paketini bayağı hesaplaya gidiyor. Ondan bitmedi. Bir tane film vardı. Kimindi hiç unutmuyorum. Pantolonundan sürekli para çıkıyordu. Elini cebine atıyordu, para çıkıyordu. Eski bir filmdi. Onun gibi. Çekiyorum geliyor. Okey. Geleceğim Discord'a, birazdan getireceğim. Onda şey yok. Sen de ne yaptın? Ayız bir çubuğu da biraz içkindir. Neyse. Daha fazla uzatmayalım. Bence bugün çok fazla sistem yoktu. Ama ürünleri gösterdik. Sistem topladık hatta. Güzel. Muhabbet döndü. Shalvar Bank. Filmin ismi Shalvar Bank'tı. Hatırladınız değil mi? Sürekli cepten para çıkıyordu. Hayır. Sadir Alışık'ın filmi değil. Shalvar Bank'tı. Tamam, hatırladım ben. Neyse. Çıkalım hadi canlı yayından. DC'ye geçelim. Oradan birazcık sohbet ettikten sonra hemen oyun yayınına Stranded Deep 3. bölümden devam edelim.
geldiniz, katıldınız, destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir canlı yayın oldu. Mükemmel bir sohbet, mükemmel bir izleyici, mükemmel bir kitle, mükemmel bir canlı yayın daha. Yarın fiyat performans hazır, sistem toplama, sistem ve ekipman canlı yayına görüşün diye dikleyelim. Kendinize şimdiden çok 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 iyi bakın. Yeni bölümde görüşünceye dek Allah'a emanet olun canlar, canlar. Hoşçakalın dostlar. DC'deyiz, DC'ye geçiyoruz. Çıkmadan da like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz.